Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi muhteşemsinizdir. Videonun özetine geçmeden önce bildiğiniz üzere bugün çok önemli bir gün. Babalar günü. Bizlere her zaman destek veren, elimizden tutan, cesur olmayı, ayakta durmayı öğreten bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi videoya geçersek, bugün bildiğiniz üzere yine ilginç bir konumuz var. Sizlerle piyasadan hemen sonra oyun oynayarak nasıl kripto kazanılabilir bunu anlatıyor, bunu gösteriyor olacağım. Sonrasında daha doğrusu aralarda çekilişin sonuçlarını göreceksiniz arkadaşlar. Geçen hafta yaptığımız 10 tane kazananımız var. Bunların isimlerini göreceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi başında birazcık piyasa konuşacağız ve bu şekilde bitireceğiz. Bayağı ilginç bir bölüm karşınızda arkadaşlar. Tabii ki videoya geçmeden önce YouTube algoritması için de benim için de bu videoyu beğenmeniz çok önemli arkadaşlar. Tabii paylaşabilirsiniz aynı zamanda başka bu bilgileri öğrenmek isteyen insanlar arkadaşlarınız olursa. Şimdi daha fazla vaktinizi almıyorum. Bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi. Evet, bilgisayarıma geçmeden önce çok küçük bir duyuru yapacağım arkadaşlar sizlerle. Şimdi Telegram'da olan arkadaşlarımız zaten biliyordur. Telegram analiz grubunu artık açtık. Burada arkadaşlar ben ve trader arkadaşlarım temel analiz yapıyor, teknik analiz yapıyor. Sizlerle yatırım yapacağımız zamanlarda coinleri, farklı sepetleri, altcoin, uzun vade, kısa vade grafik analizlerini yapıyor ve sizlere hazır olarak veriyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki birçok insanın kripto analizi öğrenmeye vakti maalesef ki yok. Ya da yapmak da istemiyor. Sadece hazır bilgi almak isteyen arkadaşlarımız var. Bu kesinlikle yanlış değil. Herkes her konuyu çok iyi bilecek değil. Sırf bu yüzden zaten yardımcı olabilmek, bilinçli yatırımcı yetiştirebilmek için bu şekilde bir grup açtık. Ben linkini bu videonun altına koyacağım arkadaşlar. Linkini. Oradan olabilirsiniz. Fiyatı da aylık üyelik olarak çok cüzi bir rakam tuttuk arkadaşlar. Eğer düşünürseniz sizleri aramızda görmekten tabii ki mutluluk duyarız. Dediğim gibi linki videonun altına koyacağım. Ha tabii bu arada unutmadan Telegram'da attığım mesajda bunu belirtmiştim ama yine de söylemiş olayım. Kullandığımız sistemde arkadaşlar Telegram'a anında erişim sağlandığı için ödeme yapıldıktan sonra ve daha önceki bilgilere, bundan sonra gelecekteki bilgilere de erişilebildiği için ödeme ilk girildiği anda alınıyor. Ve bundan sonraki her ayın normal sistemi olarak Patreon'un her ayın ilk birinde alınmakta. Yani bunun bilincinde olarak giriş yaparsanız ya da bundan sonraki ayın birinde giriş yapabilirsiniz ya da ikisinde giriş yapabilirsiniz mesela. Ama şu an bile girmiş olsanız doğal olarak verdiğimiz bilgilerle potansiyel olarak kazanç sağlayabileceğiniz için tabii ki bunun sözü hiçbir şekilde verilmiyor, garantisi hiçbir şekilde verilmiyor ama o yüzden ilk girdiğiniz andan itibaren kesinti yapılır ve bir sonraki ayın birinde o ay için özel olarak kesinti yapılmaktadır. Evet, şimdi bilgisayarıma geçebiliriz. Haydi. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımdayız. Gördüğünüz üzere yine böyle açık pembemsi bir havadayız. Yani geçen haftalarda aynı şekilde açmaktan artık ben sıkıldım. Yani çok büyük ihtimal kripto piyasası da artık sıkılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bu şekilde bu civarlarda 35.000, 35.500, 36.000 civarlarında açıyoruz. Ve çok fazla aslında güzel haberler de var, kötü haberler de var. Birbirlerini dengeliyorlar ama piyasaya daha fazla yeni para girmiyor, piyasadan da daha fazla çıkmıyor. Yani buraları artık hani bir nevi kurduk yani. Hani buradan artık çok fazla bir şey olmayacak. Doyuma ulaştı bütün satışlar gibi görünüyor. Tabii ki daha sert haberlerde, anlık haberlerde tekrar düşüş yaşayabiliyor. 33'lere, 34'lere gerileyebiliyor. Ama ondan sonra tekrar yolunu bulup hani 40'lara, 41 binlere çıkıyor. Yani bu ikisi arasında daha çok 35 binde, 40 bin arasında, 39.500 arasında sıkıştık Bitcoin'de. Şimdi durum şöyleyken %46'lık bir dominans var. 47'ye bazen sarkabiliyor. Bu ne demek oluyor? Bitcoin'deki herhangi bir hareket bütün piyasayı etkiliyor demek oluyor. Yani bütün piyasanın yatırımcılarını da korkutuyor demek oluyor. Şimdi piyasada çok fazla bir değişiklik yok açıkçası. Ama buradan gördüğümüz kadarıyla biraz daha hala korku hakim. Yani insanlar hala çok fazla güvenemiyor. Büyük yatırımcı gelmediği için, özellikle de Bitcoin'e gelmediği için insanlar hala korkuyor buraya yatırım yapmakta. Şimdi bu dönemler elbet atlatılacaktır. Çünkü 5-6 ay boyunca sürekli bir çıkış yaşanıp ondan sonra büyük bir düşüşle buralarda devam etmekteyiz. Yani aslında dibi bulduk bile diyebiliriz. Şimdi haberlere biraz bakacağım. Çok fazla, yani şu an çok fazla bir değişim olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz sizlere. Hani bu kesinlikle şu olacaktır, bu olacaktır. Bizim büyük yatırımcıya ihtiyacımız var ya da çok büyük bir habere ihtiyacımız var arkadaşlar. İnsanları tekrar buraya getirebilmek için.
Şimdi görelim mesela. Çok iyi haberlerden bahsetmeyeceğim bugün ama Goldman Sachs diye büyük bir banka ismi var Amerika'da. Onların analistlerinden hani yarıya bölündü diyebiliriz. Kimisi Bitcoin'e yatırım yapmak istiyor, kimisi Bitcoin'e yatırım yapmayı işte riskli buluyor, iyi bulmuyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi daha öncesinden Goldman Sachs hani 35 bin lira, 36 bin lira düştüğü zaman iyi demişti. Hani buna yatırım yapılabilir şeklinde konuşmuştu. Şimdi farklı bir haber geliyor. Bu dönemlerde bu tarz daha negatif haberler görmemiz çok doğal. Çünkü doğal olarak daha fazla kişi bunu konuşuyor. Daha fazla kişiye ulaşıyor. Medya da buradan kazanıyor sonuçta. Yine Çin'de de bir Bitcoin krizi her zaman olduğu gibi var. Artık Çin'deki krizler çok yani etkiliyor hem de etkilemiyor diyebiliriz. Çünkü insanlar çok alıştı. Ama bu mining ile alakalı başka bir haber okudum. Hani şu an zaten bir sıkıntıları var mining ile alakalı. Bütün madencilerin daha başka ülkelere özellikle de Amerika'ya kayma belki de Miami'den başlayarak oradan devam etme şansları var. Çünkü Miami biliyorsunuz kripto başkenti gibi geçiyor Amerika'da özellikle. Geçenlerde de konferans da oldu. Alibaba maalesef ki Alibaba Cloud'unda çalışan bazı yasalar uyuşmadığı için madencilik olaylarını devam ettiremeyeceklerini söylemişti. Bu da büyük bir şey aslında ki bugünlerde geldi bu haberde. Ondan sonrasında başka bir haberde arkadaşlar bakın kilit gösterge Bitcoin fiyatı gereğinden fazla düştü diyor. Şimdi burada bir kurucu vardı ismini şuradan söylemiş olayım sizlere. Wobble'un kurucusu yaratıcısı Willy Wu diye bir kişi. Bunun yaptığı indikatöre göre Bitcoin'in çok daha fazla düştüğünü artık aşırı satış olduğunu ve piyasadaki işte korkudan, haberlerin pompalanmasından, negatiflerin özellikle daha fazla hacim alamayıp, daha fazla para çekemeyip yükselemediği yönündeydi. Ben bunu biraz daha pozitif görmekteyim. Nedeni de şu şekilde arkadaşlar. Bu kadar düştüyse, yani 6 aylık, 7 aylık bir bull run dediğimiz boğa koşusundan sonra bu kadar düştüyse, bunun toparlaması da belki de işte 100K'ya gidebilecek kadar güçlü olacaktır. Çünkü burada bir nevi hani yağmur topluyor derler ya hava, bir nevi topluyor arkadaşlar. O gücü topluyor ki insanlar artık bir kıvılcım arıyor. Az önce söylediğim o kıvılcımı gördükleri zaman aslında kriptoyu destekleyenler onlar da girecek. Sadece şu anlık bireysel yatırımcılar korkuyor. Kurumsallardan bir atak bekliyor. O kurumsallardan da atak gelmediği için fiyatlar genelde dengeli devam ediyor. Bu şekilde haberler var. Çok fazla bir yenilik dediğim gibi yok. Geçen haftadan da yok. Fiyatlarda da bunu görmüyoruz açıkçası. O yüzden ben sizleri beklediğiniz bölüme yani oyun oynayarak nasıl kripto para kazanılır buraya alayım. Belki burada kriptoların yükselmesini beklerken zamanınızı artık oradan kripto kazanarak geçirebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz. İlk noktamız arkadaşlar geleceğimiz sparkpoint.io. Zaten burada internet sitelerinde görebilirsiniz. Burada arkadaşlar SRK tokenları var. Bu SparkSwap diye geçiyor. Yani Uniswap benzeri bir platform. Trade platformu, takas platformu diyebiliriz. Ama burada bazı oyunları var arkadaşlar. Oyun oynayarak da aslında tokenlarını kazanabiliyorsunuz. Bakın burada ben şimdi oyun kısmını, Spark Play kısmı var. Burada birkaç tane oyunları var. Geliştiriyorlar kendilerini. Onları açmış olayım ve nasıl kazanabileceğinizi göstermiş olayım sizlere. Yani oyunları ben oynamayacağım ama bazılarının videoları var ellerimde. Sizlere yanda göstermiş olayım. En azından küçük bir açıklayayım. Crypto Slicer bunların geneli Android'te arkadaşlar. iPhone'a yapıyorlar. iPhone'u olanlar üzülmesin. Daha başka bir sürü seçeneğimiz olacak ama Android'iniz varsa bunları indirip oynayabilirsiniz. İşte çeşitli oyunları var. Ekrana dediğim gibi vereceğim. Oradan görebilirsiniz. Crypto Slicer, Crypto Burst, Crypto Loco ve Crypto Shooter diye. Hani kişinin zevkine göre hangisini oynamak istediği kendisine kalmış. Genelde buradaki coin'ler bazılarında işte Spark Coin olarak kazanılıyor. Spark Token olarak yani bu platformun kendi token olarak kazanılıyor. Bazılarında da NFT'leri var. Mesela Marketplace diye bir şey var. Bir oyunu oynuyorsunuz. Atıyorum herhangi birisi olabilir bunlardan çıkan. NFT yani Non-Fungible Token çıkıyor. Mesela bir ressamım ben. Bir resim yapıyorum. Bunu Non-Fungible Token dijital olarak çevirebiliyorum. Bu dijital kodu elinde bulunduran o resmin dijital halini elinde bulunduruyor. Yani o hakkı elinde bulunduruyor. Burada da bu şekilde tam online oyun ağzı söyleyeceğim itemlerimiz var. Şimdi ben size onu göstermiş olayım. Bakın Crypto Slicer'da bunları toplayabiliyor musunuz? Atıyorum işte hani her zaman düşmüyor tabii bunlar. Bunları düşürmeye çalışıyorsunuz oynayarak buradan. Gördüğünüz üzere bakın bunun fiyatı 0.1 Ethereum. Yani bu şu an güzel bir fiyat yapıyor arkadaşlar. 0.1 Ethereum, 0.36 Ethereum, 0.66 Ethereum. Yani buradaki dolar bazında konuşursak şu an 1 Ethereum $2,200 civarında. Neredeyse yarıdan daha fazla. Yani bu $1,200-$1,300 civarında.
Bunu oyunu oynayarak düşürebilirseniz, bir canavar kesip ya da bir şekilde bulabilirseniz pazar yerinde bunu satabiliyorsunuz. Yani fiyatlarını burada görebilirsiniz zaten. Yani bazılarının daha az, bazılarının daha fazla. Yani bu tarz oyunları var arkadaşlar bu platformun. Hani daha çok Android üzerinde dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki arkadaşlar TLM, Alien Worlds. Hatırlarsanız TLM coin veriyordu Binance. Launchpad diye bir şey vardı hani Binance'in. Oraya giriyordunuz. Oradan yatırım yapabiliyordunuz. Stake daha doğrusu yapabiliyordunuz. Ve size ücretsiz olarak TLM coin veriyordu. Bu videolarımın arasında da vardı. Hatta şurada yukarıda bir yerde vereyim. Siz bakın ona istiyorsanız. Hani nasıl yapabileceğinizi buradan daha önce nasıl aldığımızı görebilirsiniz. Ama burada bakın play ve earn diyor. Yani oyna ve kazan. Bu kadar basit. Şimdi videosunu dediğim gibi ekrana ben konuşurken vermiş olayım. Aşağı buradan bütün bilgilerini okuyabilirsiniz. Bu da NFT'lerle alakalı. Yani bir ülkeye götürüyor sizi. Bir gezegene götürüyor daha doğrusu. Yeni bir gezegen. Burada koloniler kuruluyor. Koloniler burada madencilik yaparak bazı madenler çıkartıyor. Buranın para birimi olarak da TLM ödeniyor size. Yani bu şekilde bir oyun yapmışlar. Hani bazen ayrıcalıkla böyle eşsiz şeyler düşürebiliyorsunuz. Bir öncekinde gösterdiğim hani piyasada satabiliyordunuz hani atıyorum işte bu kılıçlar gibi. Burada da o tarz madenler bulabiliyorsunuz. Bunlar daha fazla miktara satılabiliyor. Dediğim gibi siteyi siz de gezebilirsiniz. Hani bu hani videoları falan da izleyebilirsiniz. Neyle alakalı olduğunu ben dediğim gibi ekrana vereceğim. Buranın sitesi de play.alienworlds.io. Buraya girdiğiniz yani login yaptığınız zaman sizleri başka bir sitenin wallet yani cüzdan kısmına bağlıyor. Bu cüzdan kısmı otomatik olarak adımları takip ediyorsunuz. Cüzdan kısmına bağlıyor. Burada oynadığınız zaman kazandıklarınız oraya yansıyor. Kazanmak için de çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok açıkçası. Yani belli başlı haritadan seçiyorsunuz. Madencilik tuşuna tıklıyorsunuz. Her 1,5 dakikada mı 40 saniyede mi öyle bir şey tıklıyorsunuz. Ve sizlere TLM olarak geri dönüyor. Yani bir şekilde bilgisayarınızı kullanmış oluyor. Sonra bu TLM'ler o cüzdanınıza atılıyor. Sonrasında bildiğim kadarıyla bu cüzdandan işte kullandığınız atıyorum Binance'de destekleniyor TLM. Oraya çekebilip oradan satabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Splinterlands diye bir oyun. Şimdi bu biraz daha kart oyunu. Hani herkesin beğenisine uygun oyun olmayabilir. Ben mesela kart oyunlarını çok fazla iyi bulmuyorum. Hani yani benim zevkime uymadığı için. Ama çok beğenenleri ve buradan çok para kazananları da var. Bakın burada gördüğünüz üzere play, trade, earn. Zaten açıklamış sizlere. Oynuyorsunuz, trade yapıyorsunuz. Bazen işte savaşıyorsunuz karşı tarafla. Hanginizin kartı daha iyiyse. O şekilde buradan bazı ödüller kazanıyorsunuz. Tokenlar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yine siteyi de görebilirsiniz. Ben ekrana videosu varsa elimde bunu da vermeye çalışacağım zaten konuşurken. Yani bu şekilde oluyor. Kart oyunu. Hani belki çizgi filmi hatırlayanlar vardır. Benim yaşımdakiler. Daha öncesinden neydi onun ismi? Yu-Gi-Oh mu? Artık Pokemon'un kart şeyi miydi? O tarz bir şey. Kartları koyuyorsunuz. Bunlar bildiğiniz hani kendi güçleriyle kartlarının savaşıyorlar. Yani savaştan sonra da bir şey kazandığınız zaman bu size token olarak veriliyor. Ya da trade yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla buradan çıkan özel şeyleri de objeleri de satabiliyorsunuz bunların piyasalarında. Genelde hani bu şekilde işliyor zaten. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani fena değil aslında. Renkli en azından gördüğüm kadarıyla ama benim zevkime çok uymuyor diyebilirim ama yine de kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi bir sonraki Townstar. Townstar aslında şehir kurmayla alakalı. Yani birçoğumuz aslında bu tarz oyunlar oynamışızdır zaten. Gerek Facebook'ta olsun daha önce gerek telefonda ki bazılarımız hala oynuyor bile olabilir. Bu da o oyunlardan bir tanesi. Şimdi Townstar normalde açtığınız zaman bu oyunu indirdiğiniz zaman Play Now'dan zaten direkt yapabiliyorsunuz. Buranın da app.gala.games yani Gala Games Townstar yazarsanız Google'a çok büyük ihtimal bulabilirsiniz. Burada da arkadaşlar şehrinizi en iyi şekilde kurmaya çalışıyorsunuz. Her 6 günde bir kendini yeniliyor. Bu kötü bir şey gibi görünebilir. Ama değil. Çünkü iyi yaptığınız zaman ve iyi seviyelere ulaştığınız zaman bu listelerde size daha fazla token ödemesi yapılıyor. Bildiğim kadarıyla yine iyi ürünleri bulup yani burada yaratıp onların piyasasında satabiliyorsunuz. Bu ürün tamamıyla sizin oluyor. Yani o NFT dediğimiz o kod tamamıyla size ait oluyor. Bunu onların online dükkanında satabiliyorsunuz. Yani başka bir insanın o 6 gün içerisinde isteyebileceği ürün sizde olabilir. Siz yapmış olabilirsiniz. Bunu koyduğunuz zaman hani siz de satın alıyor olabilirdiniz. Onlar da sizden satın alabiliyor. Bunlarla token ödemesi yapılıyor ve bu paraya çevrilebiliyor. Yani bu şekilde yapabiliyorsunuz. Townstar aslında eğlenceli görünenlerden bir tanesi. En azından dediğim gibi benim zevkime biraz daha uygun. Bir sonraki arkadaşlar
Lost Relics. Lost Relics aslında biraz daha böyle hani Diablo'msu bir oyun bile diyebiliriz. Dediğim gibi ekrana zaten vereceğim. Bu da eğlenceli görünüyor aslında. Bu tarz online oyunlar oynamışımdır daha öncesinden. Burada da genel olarak yaptığınız şey aslında bir İşte canavarları kesiyorsunuz, bir şeyler buluyorsunuz. Yine bunun kendi dükkanları var, e-dükkanları var. Burada bazen çok eşsiz ürünler, işte kılıçlar, silahlar çıkabiliyor. Bunlar çıktığı zaman bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Tamamıyla sizin oluyor. Yine NFT yani non-fungible tokens'la oluyor bunlarda. Bunu aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Piyasaya koyabiliyorsunuz. Koyduğunuzda güzel fiyatlarla satma ihtimaliniz var. Şimdi burada mı yazıyordu ne kadar ödeme yaptıkları? Herhalde başka bir sitedeydi o. Ama burada da bildiğim kadarıyla güzel ödemeler yapmaktalar. Buradaki düşürdükleriniz, aldıklarınız genelde normal virtual ya da blockchain diye geçiyor. Blockchain olanlar satılabiliyor. Blockchain kısmına tıklayalım bakalım burada açıklaması var mı? Mesela arkadaşlar burada hani Godslayer, işte Founders Token, Emblem of the Ancients diye. Hani bunları buluyorsunuz. Bunlar bulduğunuz zaman bunları satıp gerçek para haline getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi küçük bir ara verelim. Çekilişimize geçmiş olalım. Ve kazanan talihliler lütfen bana aktu.umut Instagram hesabına ulaşsın. Kendilerinin YouTube ismi aynı zamanda Trust Wallet ya da MetaMask ANML coin adresleri gerekiyor. Onlara yollayabilmemiz için kazandıkları 5000 ANML coin'i. Bu yüzden bana bunları sağlarlarsa ben Fevzi Bey'e ileteceğim kazananları. Fevzi Bey de ve takım arkadaşları da sizlere bu coin'leri yollayacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi videoya geçelim, kazananları görelim. Evet arkadaşlar, geldik herkesin beklediği çekiliş anına. Burada katılımcı listesini tamamen kopyalıyorum arkadaşlar. Direkt Excel'den yaptığım için bu şekilde görünüyor. Bakın herkesi aldık listeye. Buradan biraz yukarı çıkayım da. En iyi yorum diye bir başlık koyduk. Kazanacak kişi sayısı belirttiğim üzere 10 kişi olacaktı. Sadece şu tuşa basacağım, 10 kişiyi şu an seçecek. Ondan sonrasında anlatmış olurum zaten şimdi. Beraber basalım. Evet, çekiliş sonuçlarımızda gördüğünüz üzere Kara BJK, Güven Uzun Güngör, Muhammed Akbaş, Recep Deniz, Özgür Lassa, Formda Kal, güzel, güzel isim olmuş burada. Gökalp Kütay, Zihni Akyazı, Ferhat Koçak, Yasin Kaya arkadaşlarımız 10 kişi kazanan talihliler oldular. Yani hepsine 5'er bin tane ANML coin'i gönderiyor olacağız. Yalnız bunun için bana Instagram'dan ulaşmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere @aktu.umut. Eğer bilmiyorsanız zaten videonun altında link olarak da veriyorum Instagram'ımı. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bir mesaj atın. Bir ya da en fazla iki gün içerisinde sizlere dönüş yapacağım. Kazandığınızı söyleyip bana Trust Wallet'tan daha önce aldıysanız, almadıysanız da bir çekilişten önceki, iki hafta önceki videoyu izleyebilirsiniz. Orada nasıl Trust Wallet kurulur gösteriyorum. Hatta videonun şu üst kısmına da vereyim. Oradan bakarsınız. Eğer yoksa oradaki adresi bana yolluyorsunuz. Ben de Fevzi Bey'le, yani bu ANML coin'inin grubun kurucusuyla konuşuyorum ve sizlere 5'er bin tane kazandığınız ANML coin'leri yolluyoruz arkadaşlar. Tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar kazananları. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Evet, burada gördüğünüz üzere bir sonraki oyunumuz biraz ilginç aslında. Benim de hoşuma gitti diyebilirim. Axie Infinity. Şimdi Axie Infinity'nin çok güzel de bir sayfası var. Bakın aşağı doğru ilerlediğiniz zaman burada göreceğiniz, şu ana kadar bu arada güzel ödüller verilmiş. Bakın burada satılmış olan, yine bu şekilde kazananlar olduğunda ya da bir şey satabiliyorsunuz. Axie yetiştirip satabiliyorsunuz. Axie dediğimde küçük canavarlar gibi düşünün. Böyle tatlı görünen canavarlar. Bir tanesi 300 Ethereum'a satılmış. Arkadaşlar şaka gibi görünebilir ama bunları alanlar gerçekten var. Hani bunda çok ciddi yatırımlar yapanlar da var. Ve şu ana kadar 50.000 Ethereum'dan daha fazlası burada marketplace dediği yani dükkanlarında alıp satım yapılmış. Bu gerçekten büyük bir rakam ve insanlar gördüğünüz üzere 90.000 üzerinde de katılımcısı var. Bu aylık olarak burada aktif. Şimdi aşağı doğru inelim. Bakın gerçekten güzel yapmışlar. Hani böyle bir sihirli bir çizgi film gibi yapmışlar bunu. Hoş olmuş. Şimdi ekrana zaten vereceğim. Bu tarz karakterler bu arada. Vermeden önce onu söyleyeyim. Bu tarz karakterleri siz oynuyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? İkil, üçlü birbirleriyle savaştırıyorsunuz. Bir tanesini alıyorsunuz. İşte dükkandan da alıp gidip alabiliyorsunuz. Onu yetiştirebiliyorsunuz. İşte savaşçı haline getiriyorsunuz. Yani bu şekilde bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi ekranda da göreceksiniz zaten. Bir de partnerleri var gördüğünüz üzere. Ubisoft'tur, AV'dir, Binance, Samsung. Yani büyük partnerleri de var aslında bu oyunun. Buna bu siteden yani axieinfinity.com'dan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz ise
The Six Dragons. Yine ben ekrana vereceğim görüntüsünü. Burada da yine benzer bir şekilde NFT'ler, yani yaratıkları öldürüyorsunuz, savaşıyorsunuz vesaire. Ondan sonra düşürdüğünüz bu objeleri, silahları, işte kılıçları, artık neyse, bunların market kısmında, yani dükkanda satabiliyorsunuz. Buradan da para kazanabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Bakın, Game Assets diye yazmışlar. Engine Marketplace. Sadece size gösterebilmek için. Gördüğünüz üzere Six Dragon demiş. Change language'a gerek yok. Bir aşağı inelim. Bakın, bugüne kadar arkadaşlar total burada satılmış 200 bin Eng satılmış. Yani o da yaklaşık 244 bin dolara denk geliyor. Yani burada da alım satım yapılmış. Şu ana kadar 2 yıldır açıkmış. 2019 tarihinden beri. Burada satılan ürünlerde gördüğünüz üzere, yanlış anlamıyorsam yani, 184 bin farklı ürün satılmış. Yani bunun kullanıldığını aslında görebiliyorsunuz burada arkadaşlar. TheSixDragons.com'dan girip bu şekilde bu oyunu oynayarak da belli başlı işte ürünler bulabilir. Bunları da satıp kendi paranızı kriptoyla kazanabilirsiniz oyun oynayarak sadece. Ve son olarak da arkadaşlar sizlere göstermek istediğim Crypto Blades diye. Daha yeni yeni başlayan bir aslında site. Buradaki de oyunda aynı mantıkla çalışmakta. Diğeriyle daha doğrusu aynı mantık. Biraz kart oyununa benziyor. Az önce ilk başta gösterdiğim kart oyununa benziyor. Hani daha çok internet sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Hani böyle bu çizgi film karakterleri gibi. Bir oyun yok yani. Oyunları ya da karakteri işte ilerletmiyorsunuz, oynatmıyorsunuz normal oyunlar gibi. Burada daha çok internet üzerinden görüntülerle, ha buraya tıklıyorsunuz, savaş diyorsunuz, savaşıyorlar. Sonuç işte bir dakika sonra geliyor. Oradan kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz şeklinde oluyor. Bunu da araştırabilirsiniz. Diğerlerine göre kendimi bir tık daha çok uygun bulmadım bu oyunu aslında. Ama yine de dediğim gibi daha yeni başlıyorlar. Belki kendilerini geliştirirler. Yine aynı yöntemle kullanabileceğiniz, buradan işte silah vesaire düşürüp onları satabileceğiniz yöntemiyle çalışıyor zaten bu da. Evet, oyunlar genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Atıyorum bunların 2-3'ünü gerçekten iyi oynarsınız. Zamanınız vardır, gün içerisine girersiniz vesaire. Yani şu dönemde alım satım yapamıyorsunuzdur belki de, çünkü piyasalar çok çalkantılı. Genelde aynı seviyede kalıyor ama çok fazla para kazandırmıyor. Belki çok da kaybettirmiyor. Umuyorum ki o şekilde. Yani bu yüzden bu şekilde birkaç oyundan güzel paralar kazanabiliyor hale gelirsiniz arkadaşlar. Evet, koca bir bölümü geride bıraktık yine. Umarım bilgiler yararlı olmuştur. Ayrıca tekrar tebrikler diyorum kazanan arkadaşlarımız için. Şimdi bu bölümdeki bilgileri yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.